Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çökelek basması, kavanozlara çökelek basması göstereceğiz. Çökelekler nasıl basılıyor? 3 ay, 5 ay kavanozda duracak. 5 kilo süt aldım köyde, köy sütümüzü. Getirdim yoğurt yapayım derken çöktü. Ben de çökelek yaptım. Şimdi çökeleklerimiz yağlı, çok güzel oldu. Bu biraz yavan olsaydı içine kaşar koyabilirdik. Ama bu çok güzel. Kaşar da hiç istemiyor. Onun için ben böyle koyacağım kavanozlara. Şimdi başlayalım. 2 kilo kadar çökelem var. Şimdi çökelerimize 2 kaşık kadar kaya tuzu koyacağız. Kaya tuzu olmasa çökelerimiz erir. Onun için kaya tuzu olacak. 2 kaşık kadar kaya tuzu koydum. İyice harmanlayalım. Çok tuzlu olmasına gerek yok. Akşamdan pişirdim ben bunu. Torbaya koydum peynir gibi. Üzerine de ağırlık koydum. İyice suyunu çekti. Sabahtan da basacağız şimdi kavanozları. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yumurtayla sabah kahvaltılarına, böreklere. İyice bastıralım ki hava almasın. Zaten hiç suyu kalmamış. Üzerine de zaten şey koyacağız. Kağıt havlu koyacağız. Ters çevireceğiz. 2 günde bir bakalım. Eğer peçete ıslanırsa değiştirirsiniz. Islanmasa gerek olmaz. Peçeteyi göstereyim size. Böyle. Buzdolabında ters çevir, aylarca dursun, hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu yapalım. İkincisini de doldurduk. Tekrar kağıt basalım. Hava almasın. Ters çevirip buzdolabına koyacağız. 2 günde bir bakalım. Eğer peçete ıslanırsa tekrar değiştiririz. Ben bunu yaptım. Bak daha önce yaptığı gösterelim. Kaşar gibi harika bir peynir oldu. Hiç peçetesini de değiştirmeye gerek yok. Kaşar gibi olmuş. 1 ay oldu. Daha mis gibi duruyor. Hiç buzluğa atmaya gerek yok. Böyle kavanozlara basarsanız harika bir çökelek yemiş olursunuz. Bu şekilde buzdolabının altında aylarca kalabilir soğuk yerde. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.